Tanışıyorsun. Bir aylık yaklaşık 35 günlük bir bebeğim var. 35 günlük değil, 25 günlük. Ne zaman doğdu senin bebeğin? O 25 günlük kayınvalidem yanlış söylemiş. Hangi tarihte doğduğunu hatırlıyor musun? Mart'ta doğduydu. Mart'ın kaçı bebeğim? Ne zaman doğum yaptın? Hatırlamıyorum ki. Hangi gün olduğunu hatırlamıyor musun? Hayır. Esin biliyor. Doğum raporları ondaydı da beni evde atılınca ben orada kaldı Senin katlarım. annen baban Hikmet Bey ile Elif Orada Hanım da yazıyordu da tamam. bilmiyorum. Bilmiyorsun sen ama. Hikmet Bey ve Elif Hanım da diğer stüdyodalar. Beyza çünkü rahat rahat konuşmak istiyor. Doğru mu? Annen baban olunca rahat konuşamıyorsun. Evet ya ben konuşurken araya giriyor babam. Evet, o yüzden onları diğer stüdyoda ağırlıyoruz. Seni de burada ağırlıyoruz. Ben onu gördüğüm için. Sen çünkü mutlu oldun mu böyle? İyi böyle, iyi, sessiz. Sessiz. Peki siz aileleriniz olmasa, Ercan'ın annesi olmasa, babası olmasa, senin annen baban olmasa, siz Ercan'la iyi anlaşabiliyor musunuz? Çok iyi anlaşıyoruz. Ayrıca annesi babası olmayınca. Senin annen baban da olmayınca. Olmayınca çok iyi anlaşıyoruz. Siz birbirinizi seviyorsunuz aslında. Evet, seviyoruz. Peki. Çağıralım mı Ercan'ı? Gözün kapıda. Çağıralım. Gelsin. Dün çok Ercan'ı istemiyorum dedin. Neler neler söyledin. Seviyorum ya. Niye bir seviyorsun bir sevmiyor musun? Ya işte seviyorum ya. Gelsin. Seviyorsun. Dün niye sevmiyorum dedin? Biri mi sana böyle söyle dedi? Ya ondan değil. Annesi bebeğin altı falan hani yapmam konusunda bilmiş gibi ögün konusuydu. Dün çok dolduydum. Sinirim de böyle dedin. Semra kaynanana olan tepkinden dolayı Ercan'a tepkiyi gösterdin. Tepki Çünkü Semra Hanım verdiydi. kaynanan diyor ki yani çocuk doğduktan sonra çocuğa bakamadı, emziremedi. Ben emzirmesini istedim. Hatta şunu Çocuk söylüyor. doğunca ben habire emziriyordum. Beyza, hatta şunu söylüyorlar. Bakıyordum. Çocuğum doğdu. Ben çocuğumu emziriyordum. Çocuğuma bakıyordum. Yalan yalnız İşte konuşmasın. soracağım aşkım benim. Sen bize şunu İstira söyledin. atmasın ana Ercan, baba. Ercan şunu söylemişti. Demişti ki ben de Eskişehir'de sokakta Beyza'yı yürürken gördüğümde üstü başı çok kirliydi böyle. Ya hepsi kirli değildi. Tek montum kirliydi kavgadan dolayı. Sen kendi öz bakımını, ya öz bakımı demek şu demek, banyo demek, duş demek. Yapabiliyorum. Yapabiliyor musun? Evet. Onları yapamadığın iddiası var. Vallahi yapabiliyorum. İyi iyi ben yapabiliyorum. Ben nikahlandım. Benim çıkmama falan karışmaya başladı. Her şeye karışmaya Yani başladı. sen bebeğini Semra kaynanandan alırsan, Ercan'la beraber aynı evde o bebeğe bakabileceğinizi düşünüyor musun? Düşünüyorum. Ha, bakabilirsin. Evet. Hem evi idare edebilirsin, Ederim. hem de Evin isteğini bulaşıkları falan yıkıyordum yani. Yıkarım, evi temizlerim, bakarım. bebeğe de bakarım diyorsun. Evet. Ya Ercan işteyken bunları yapabilirim Hepsini diyorsun. yaparım. Ben biliyorum zaten. Peki Ercan bir gelsin lütfen. Ona göre. Gelsin. Niye arkada sinirlenmiş? Ne oldu merak ettim. Ercan gelir Annesiyle misin? kavga ediyordu, duydum. Ha öyle mi? Ben duymadım onu. Gel Ercan gel. Gelmiyor mu Ercan? Vazgeçtin Merhaba dedim. abla. Hoş geldin. Hoş bulduk abla. Nasılsın? Ne oldu içeride? Bir korktuk, endişelendik. Biraz öfkelendim de. Öfkelendin. Kime öfkelendin? Öfkelendim dedim abla. Annen öfkelendi. Evet. Aslında ikiniz de aileler hayatınız olmasa çok iyi anlaşacak gibi duruyorsunuz. Öyle mi Ercan? Hı? Tabii. Beyza sen de onu söylüyorsun. Evet anlasınız da şimdi bizim ailelerimiz olduğu için anlasamıyoruz. Onlar olmasa başka bir evde yaşasak anlasırız. Evi geçimini yaparız. Şimdi sen sevgili Ercan dün haber merkezimize, bizim istihbarat servisimize bir mesaj göndermiş. Melisa ablaya. Evet, biliyor musun mesajın ne olduğunu? Biliyorum. Gönderdi. Ne istiyorsun sen Ercan? Didem abla ben kendi evladım, çocuğumla, eşimle, onun kendi kayınvalidemle, kayınpederimle yani birlikte bir geçinmek istiyorum yani. Zaten yeni evlilik oldu, bazı şeyler düzelebilir. Böyle bir denemek istiyorum. Zaten Eskişehir'e gittiğimde de işe girerim.
Bir kendi ha, evimi sen, kurarım. Şöyle özür dilerim. Sen bebeği birlikte kalalım, bebeği de alalım. İşte Beyza'nın anne babası bize yardım eder mi diyorsun? Yok, o zaman şey yani işe girerim, evimi kurarım. Peki kendi annene ne yapacaksın? Onlardan kopuyor musun? Yok. Zamanla şey düzelir dedim abla. Ama sen şöyle dedin bize, yani Beyza hazır sütle bebeği beslemeye çalıştı. Bebeğe bakamıyordu, tutamıyordu. Ona bakamadığı için bu tartışmalar yaşanıyordu diyen sen değil miydin Ercan? Bir yandan da bilinçli olmadan öyle yaptı. Kendisi bazı şeyleri de düzeltebilir. Hı. Öyle öyle ya, daha yeni kendisi anne oldu. Sonuçta zamanla kendisi de öğrenecek bunları. Doğum tarihini hatırlamıyor bebeğin. Sen biliyor musun ne zaman doğduğunu? 21.03.2023. 21 Mart'ta doğmuş. Anladım. 35 günlük bebeğin senin. Vallahi bana doktor yeni doğduğunda da daha küçük dediydi. Peki Beyza'yı o evden atmışsınız Ercan. Arkasından uzaklaştırma kararı aldırmışsınız Beyza'ya. Anne uzaklaştırma alınmaz ki. Hangi adalette yaşıyorsun? Olmaz, evet. Olmaz. Ve geçici velayeti de siz almışsınız. Bunları senin isteğinle mi oldu, annenin isteğiyle mi oldu? Annesi babası isteği doğmuştu. Babası yaptı. Onu tartışma esnasında karakol tarafınca öyle gerçekleşti bir anda yani. Peki neden evden attınız? Neden evden kovdunuz? Daha yeni işte daha loğusa ve bebeği emzirmesi lazım. Niye evden attınız? Sen mi attın, anneler mi attı evden? Ya annemler de atmadı da yani ben de atmadım. Hani o anki bir anda gerçekleşti yani o an olayı. Ne oldu o an? Ne yaşandı? Babası çocuğu dedi. Hı. Beyza bakmasın dediydi ben o evdeyken. Ben Beyza dedi, bu mahalle falan dediydi babası bana evde. Hı hı. Hakaret etti. Bana işte o zaman tartışma mı çıktı? Evet, bu mu bebeğin altını temizleyecek falan dediydi babası. Hı hı. İşte bu mu anne olacak falan dediydi bana. Yani böyle hakaret de ettiydi. Sen ne yaptın? Evde bir tartışma bir şey mi çıktı? Evet, ondan? Ben çocuğumu elime almaya kalktıydım. Şöyle güzelce tam tutacaktım. Evet. Tam alacaktım kucağıma. Babası ayağa kalktı dedi abla. Böyle yumruk çaldı. Tam bana vuruyordu babam da. Hani benim çocuğumu evde almaya kalkmasın diye babam da gelmişti. Babam da bu ayrıca babasıyım ya mesela abla ben. Hı hı. Babam da burada oturuyordu. Kalkıyordu babası böyle üstüme burada yürümeye kalktıydı evde. Bana tam yumruk çıkartmaya kalktıydı. Benim babam var diye bir şey yapamadıydı. Ondan sonra ben çocuğumu nasıl çocuğumu dedim. Yani dedim ben de alıyorsun babasına dediydim Ercan'ın. Ne dedi Ercan? Ercan babasına dediydim. Babası da şey diyor işte sen benimle olacaksın falan diyor. Ercan istemiyor falan diye beni diye Ercan'a iftira atıyor benden. Ercan istemiyormuş da Ercan benden ayrılacakmış da. Babası diyor. Ben gördüğüm kadarıyla birbirinizi seviyorsunuz. Ercan sen seviyor musun? Evet. İşte babası işte. Sen Beyza seviyor musun? Ben de seviyorum Ercan'ı. İşte babası diyor ki bu kız bu evden gidecek falan diyor. Babası ben de gitmiyorum. Çocuğu bırakmam için sonradan gitmiyorum. Sonra ben babasıyla tartışıyorum. Hı hı. Ben çocuğumu bırakmam diyorum. Annesi benim. Sizin beni kovmaya hakkınız yok diyorum. Sonra da çocuğum ama sonra seni maalesef kovuyorlar evden. Annesiyle babası yani özür dilerim esimden de. Annesi babası birlik oluyorlar ikisi. Annesi benim üstüme çocuğumu alacağım diyorum. Çocuğumu diyorum benim elimden annesine diyorum. Benim çocuğumu diyorum annesine. Elimden alamazsın kucağımda ya da kucağımda alamazsın çocuğumu diyorum. Hı hı. Anne üstüme yürüyor. Çocuğu bırak diye annesi üstüme girip zorla benim annesi çocuğumu elimden aldıydı. Semra Hanım'ın çocuğu senin elinden zorla aldı. Evet aldıydı işte. Sonra babası da işte bu kız gitsin falan diye. Babası bana hakaret ettiydi. Ben de çocuğumu almak için çocuğumu istiyorum. Beni atamazsınız evden diyordum. Ben onun annesiyim diyordum. Hı hı. Sonra Esim'de o gün işte babası beni istemiyor diye biz ayrılalım diye plan kurduydular ya konuştular da. Esim de biz ayrılalım boşanalım diye Esim de babası hemen hata yaptım dedi. Ya önceden bir plan bana yaptılar sonra planı harekete plan geçirdiler yaptı, diyorsun. Bir Semra Hanım bir gelsin. Kolumdan tutup Esim de sonra attı işte öyle tamam, oldu. Tamam birazdan bebeğine kavuşacaksın. Ben çok tatlıyım şöyle dediler. Acayip tatlıymış. Tatlı da işte biz uğraşıyoruz.